selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlarım. İlk konumuzda karşınızdayız. Kimyanın bilim olma süreci. Tabi öncelikle kimya bilimi oluşmadan önce simya adı verilen bir alt bir geçmişi var diyebiliriz. Simya ne demek? Sınama yanılmaya dayanan, teorik temelleri olmayan, işte insanların o zaman koşullara göre kendileri için çözümler aradığı, işte bunun için bitkilerden, birçok şeylerden yararlanaraktan, deneme yanılma yollarıyla sınama yanılma yani bir şekilde kendilerine o gün şartlara uygun bir şeyler keşfetmişler. Bu da simya olarak adlandırılıyor. Yani sınama yanılma var. Teorik temeller yok. Ve sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim değildir değerli arkadaşlarım. Peki simyacıların amaçları neler? Bu dedik ki işte kendileri için bir şeyler arıyorlar diye. Değersiz madenleri altına çevirmek ve ölümsüzlük seni bulmak. Bu ölümsüz bilgisini bulmak için yaptığı çalışmalar sonucunda bazı şeyleri edecekler. Bunun kimyaya da katkıları var. Birazdan değineceğiz. Değersiz madenler altına çevirmek. Altın günümüzde de, geçmişten günümüzde, gelecekte de her zaman değerli olacak bir şeydir. Bu sebepten ötürü de o dönemde de, simya döneminde de değersiz madenleri altına çevirmek gibi bir amaçları vardır. Bu uğraşlara simya diyoruz. Bu işlerle uğraşanlara simyacı, alşimist denir değerli arkadaşlar. Simyacılar uğraştırı sonucunda fırınlar, damıtma düzenekleri, su banyosu, kroze, imbik gibi el tartıları gibi araçlar geliştirmişlerdir. Bunun yanında laboratuvar teknikleri olan damıtma, süzme, kristallendirme, mayalama, özütleme, çözme gibi laboratuvar teknikleri kullanmışlardır. Bakın bu amaçlar doğrultusunda bu çalışmaları elde edecekler. Tabi bu ikisini gerçekleştiremediniz zaten az buçuk çıkartabilirsiniz. Ama bunların vesilesiyle diyelim bu araçları deneme inanılması sonucunda bunları elde edecekler. Ve bunlar da kimyada gerçekten çok önemli işlerde kullanılacak. Simyacıların keşfettikleri bazı madenler var. Mürekkep, maddeler özür diliyorum. Cam, barut, seramik, alaşım, altın, gümüş, civa elementleri, nitrik asit ve sülfürik asit de simyacılar döneminde keşfedilmiştir. O zaman toparlayacak olursak. Simya çalışmaları sınama yanılmaya dayanıdır. Kimyasa çalışmaları deney, gözlem ve bilimsel yöntemlere dayanır. Simyacıların çalışmaları teorik temellere dayanmaz. Kimyacılar yaptıkları çalışmaları teorilere dayandırarak çalışmalar yapacaktır. Simya sistematik bir bilgi birikimi içermez. Kimya sistematik bilgi birimi, birikimi oluşur. Bilgiler bir araya gelerek, deneyler, gözlemler, bilimsel yöntemlere dayanarak teorileri elde ettik ve bu teorilerin birleştirerekten farklı yeni bilgi birikimleriyle yeni maddeler, yeni e, özellikler ortaya çıkabiliyoruz. Simya bilim dalı değildir. Kimya bilim dalıdır. Değerli dostlar. Evet. Kimyanın bilim olma süreci bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda önemli e, kimyacılardan bahsedeceğiz. Kimya alanında uğraştır olanlardan bahsedeceğiz. Ve Arison 4 element kuramından da bahsedeceğiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.